Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde kanseri ve kanserin önlenmesini ve erken tanısını konuşacağız. Kanserde tarama testlerini tüm yönleriyle ele alacağız. Bu konuda Ankara'dan gelen bir uzman hekimi konuk ediyoruz stüdyomuzda. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Yönetim Kurulu üyesi, aynı zamanda Uluslararası Kanser Savaş Örgütü Gelecek Dönem Başkanı Profesör Doktor Tezer Kutluk, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi kanser dedik. Kanser de Türkiye'de ve dünyada en sık rastlanan hastalıklar arasında ilk sıralarda. Türkiye'de peki en çok hangi kanserler görülüyor kadınlarda ve erkeklerde? Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de meme ve prostat kanserleri en sık görülen kanserler arasında. Fakat Türkiye'de erkekler, hanımlarda da o problem var ama tütündeki bu inanılmaz liderliklerinden dolayı akciğer kanseri erkeklerde, prostat kanserinde sol yere göre geçiyor. Dünyada da tabii akciğer kanserinin sık olduğunu biliyoruz zaten. Ama akciğer, prostat, memeden başka kalın bağırsak kanserleri bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de gene üst sıralarda. Mide kanseri tuz tüketiminden dolayı üstlerde işte ilk üçe giriyor erkeklerde ve hanımlarda. Bunun dışında gene hem hanımlarda hem erkeklerde tütün ilişkili kanserler var. Diğer dağılıma baktığımızda bu saydığım şampiyonları takip eden diğer kanser türleri bütün dünyadaki dağılımda oturması gereken yere oturuyor. Tabii kuşkusuz kanserin kaynaklandığı organa göre, kanser evresine göre farklı belirtiler çıkıyor ortaya ama genel anlamda izleyicilerimizi uyarmak açısından kanserin erken tanısı için haberci belirtiler nedir? Uzun yıllardır söylediğimiz erken tanı hayat kurtarır deyince tabii insanlar peki erken tanıyı nasıl yapacağız? Hakikaten bu haberci belirtileri kanserlere göre farklılık göstermekle beraber insanlara standart tavsiyelerimiz var vatandaşlarımıza. Diyoruz ki vücudunuzun herhangi bir yerinde açıklanamayan uzun süreli bir şişlik, kitle olduğu zaman mutlaka kanser demek değil abi hekime danışın. Öksürük, ses kısıklığı, akciğer kanserle sık görülüyor diyorsak hemen arkasından onun erken belirtisi. Öksürük, ses kısıklığı. Tabii hemen altını çizelim, her öksüren sesi kısılan değil. Yani birçok gribal enfeksiyon da bu oluyor ama uzun süreli düzelmeyen bir öksürük, ses kısıklığı var ise, hele bir de tütün öyküsü falan varsa mutlaka hekimin görmesi gerekiyor. Bunun dışında sisteme göre, organ sistemine göre idrar alışkanlıklarında değişiklik, dışkılama alışkanlıklarında değişik, kanama, o organların, idrar yolları sisteminin ve sindirim sisteminin kanserleri için uyarıcı olabiliyor. Deri kanserlerine baktığınız zaman her zaman söylediğimiz vücuttaki benler, sihirler, bunlar daha çok benler için söylüyor. Tabii büyüklük ve ani renk değişikleri olursa bunları söylüyoruz. Bir de son olarak da ateşi söylersek, az önce söylediğim gibi ateş birçok hastalık, birçok enfeksiyon hastalığı ateş yapıyor ama açıklanamayan bir ateş var. Zaman geçti, bazı tedaviler uygulandı, düzelmiyor, ateş devam ediyor. O zaman onu da hani başka bir şey olur mu diye söylemek lazım. Şimdi bir şey daha soracağım. Demin söylediğiniz için de tütünün kullanımına bağlı bir takım kanserler dediniz. Şimdi sigara ve tütün dediğimizde hemen akla akciğer kanseri, gırtlak kanseri geliyor. Başka hangi kanserlerle ilişkili Şimdi sigara kullanımı? aşağı yukarı tütün öyle bir illet ki hepsiyle desek yalan olmaz. Ama en çok akciğerin dışında solunum sistemini yukarıdan aşağı sayarsak burada tabii bu ağızdan girerken yutak, ağız kanserleri, yemek borusu kanseri, tütün ürünleri, tütünden gelen kimyasallar vücuttan atılırken böbrek kanseri, idrar torbası, mesane kanseri belli başlıcaları bunlar. Ama hani rahmin tütünle ne alakası var? Mesela rahim kanserinin bir virüsle, insan papilloma virüsüyle alakalı olduğunu biliyoruz ama mesela bu virüs kanser yaparken kişi sigara kullanıyorsa bu kolaylaştırıcı bir faktörle karşınıza çıkıveriyor. Yani tütün insanlığın savaşlardan daha büyük zarar veren bir şey. Peki, bir kişi sigara içiyor diyelim. Sigarayı bırakması, bu saydığınız kanser risklerini ilerleyen zamanla her geçen yılda ne ölçüde azaltır?
Aşağı yukarı 5 yılda çok yaklaşıyor normale. Hala 5. yılda bile hiç içmeyen bir insana göre risk taşıyor ama 5 yıl sonra risk ciddi oranda azalıyor. 10 yıl falan geçerse aşağı yukarı neredeyse diğer insanla hiç içmeyen bir insanla eşit düzeye gelebiliyor. O zaman sigara içenlerde de sigarayı bırakmak bu tür kanserlerden korunmak için geç değil, bir çare olarak vurgulanmak gerekli. Vallahi ilk defa böyle bir cümle kuracağım sizin programınızda ama sigarayı bırakmanın yaşı yoktur diye bir şey söylesek. Çok doğru. Yani doğru zamanı olur. Da yoktur, yaşı evet, da yoktur. Evet, sizin sorunuzdan çıktı, güzel oldu. Yani her yaş için risk faktörü sigara. Yani 11 yaşından tutun da Türkiye'de niye 11? İşte 8-11 yaşlara kadar indiğini falan tütün kullanmanın başladığını maalesef söyleyiveriyoruz maalesef üzülerek. Maalesef. Yani 70-80'li yaşlarda bile sigara sadece hastalık değil, yaşam kalitesini de kötü etkileyen bir ürün. Şimdi biraz önce konuşmanızda bir cümle içinde aşırı tuz tüketiminden kaynaklanan mide kanserlerinin de sık olduğunu söylediniz. Şimdi hep tuz kalp damar hastalıklarına yol açan bir madde olarak bilinir, besin olarak tanınır. Tuz ile kanser arasında nasıl bir ilişki var? Özellikle mide kanseri için bu yeni bir bulgu değil. Uzun yıllardır bunu biliyoruz. Özellikle Asya ülkelerinde tuzun böyle salamura pişirme şekli de önemli orada. Ama o tabii yiyeceklerin saklanmasında tuz önemli bir ürün olduğu için tuzu kurutup saklarken aşırı tuz kullanan Asya ülkelerinde bu yemek borusu, özofagus kanseri, yutak kanseri, yani nazofarynx kanseri, mide kanseri sık. Şimdi batıya gittiğiniz zaman bu daha azalıyor. Türkiye arada bir yerde. Fakat biz biliyoruz ki Türkiye'de 3 katı yetişkin bir insan tüketmesi gereken tuzun 3 katı kadar tuz tüketiyor. 5 gram, 6 gram tüketeceği ya da 15-16 gram tuz alıyor. Şimdi bunu hep bugünlerde Sağlık Bakanı da söylediği için hep biliniyor artık. Ama ne yapacağız bunu? Bunu yapmazsak işte mide kanseri Türkiye'de sık. Avrupa az, batıya göre fazla ama Türkiye'de baktığınızda hem erkeklerde hem hanımlarda ilk 3'e giriveriyor mide kanseri. İşin kötüsü, yani çok erken yakalanırsa ala, kurtarma oranı yüksek ama geç yakalanırsa biraz da zor oluyor. Çünkü mide kanseri eğer her hastada farklı düzeyde sindirim sistemi rahatsızlığına yol açıyor. İsteseniz de erken tanıma imkanı bazen olmayıveriyor. O nedenle diyoruz ki bu tür kanserlerde erken tanı mümkün değilse hiç olmazsa korunma mümkün. O nedenle tuzu ne yapmak lazım? Mesela ben hep biz evimizde tuzluğu masanın üstünden kaldırdık, uzakta rafa koyduk. Tuz tüketiyoruz. Aynı şekilde tabii. Bizim evde de şimdi öyle. Restoranlara benim eş dost meclislerinde, arkadaş yemeklerinde dışarıda yemeğe gitmişsem garsona tuzluğu iade ediyorum. Canı tuz çeken yemeğinde tuz ihtiyacı hisseden çağırsın tuzunu kullansın diye. İnsan damak tadını da değiştirebiliyor. Şeker ihtiyacını, tuz ihtiyacını giderek azalttığınızda, şimdi ben tuzu giderek kıstım, normal yiyecekler bile bana artık tuzlu gelmeye başladı, inanın. Şimdi süremiz de ilerliyor, biraz beslenme de önemli bir konu ve obezite de önemli bir konu. Hemen şunu sorayım, kanserden, kansere yol açan başka zararlı gıdalar hangileridir, tuzu dedik? Nelere karşı dikkatli olmak gerekli? Bir de obeziteye değinmenizi rica edeceğim. Şimdi, çok kısa rica edeyim. Çünkü tarama yöntemlerine tabii, geleceğiz. Tütünden hemen sonra söylediğimiz bütün dünyada beslenme ve onun kardeşi olan fiziksel aktiviteyi hep kanser ilişki kuruyoruz. Çünkü kilo fazlalığı ve şişmanlığın belli kanser türleriyle ilişkisini biliyoruz. Burada asıl olan kalori tüketiminin dengeli kalori alınması. O yiyeceği yedin, bu yiyeceği yedin, şunu yedin, bu yedin doğru. Ama esas kalori alımının dengeli. Tuzu söyledik. Kırmızı eti yıllardan beri söylüyoruz gene haftada 400-500 gramın üstüne çıkmayın çünkü pişirilme sırasında karsinojenler, kanser yapıcılar ortaya çıkabiliyor. Bir de gıdanın türünden başka pişirme şekilleri önemli. Kızartma, kebap, daha en sağlıklı olan buharda ya da tencerede pişirme şekli. Bunun dışındaki yiyecek, hani biz insanlara yasakları yemeyin falan demiyoruz. Ama fast food, gıda katkı maddeleri, tarımda kullanılan kimyasallar, o nedenle hani organik çılgınlığına kaçmadan, bunu paranoya yapmadan, Türkiye Akdeniz ülkesi, tarım ülkesi diyoruz, o zaman bunun gerektiği şekilde yaşayalım diye o tavsiyede bulunuyoruz. Mucize bir tavsiye
yok. Yani olağanüstü bir şey söylemek gerekmiyor. İnsanlar kendi beslenmeleri konusunda azıcık düşünseler kimsenin tavsiyesine ihtiyacı yok. Neyin doğru olduğunu zaten buluyorlar. Kanserde erken uyarı sinyallerini biraz önce sıraladınız. Erken tanı için çok önemli. Aynı şekilde tarama testleri de son derece önem arz ediyor. Kadınlar ve erkekler kaç yaşından itibaren kanserde ne tür tarama testleri yaptırmalılar? Şimdi aklımıza gelen her türlü kanser testinde bir tarama testi yok. Çünkü bunu bilimsel olarak yapılan tarama testinin etkili olması ve kurtarması lazım. Kurtarmıyorsa o kanserin taramanın gidip de tetkik yaptırmanın manası yok. Ama 4 tane sık görülen ve tedavi edilmesi öldüren kanser türünde bu mümkün. Bir tanesi meme kanseri, erkeklerde prostat kanseri ikincisi, hanımlarda serviks kanseri, rahim kanseri, hem erkek hem hanımlarda kalın bağırsak kanseri. Bu 4 tane kanser türü var. Ve bunların toplamına baktığınız anda bütün bir kanser yükü içerisinde önemli bir şey tutuyor, yekün tutuyor. Dolayısıyla bunlara karşı taramalara tavsiyesiz. Kalın bağırsaktan başlayalım. Hep öbürlerini hep önde bahsederiz. Daha az konuşulanı konuşalım. Hı hı. En önde değil ama üçüncü sıklıkta görülür bütün dünyada. Türkiye'de öyle. Sık görülen bir kanser. 50 yaşındasın. Neden 50 yaş? Çünkü 50 yaşından sonra daha sık görülüyor. 50 yaşından sonra gerek muayene, gerek dışkıda gizli kan dediğimiz kan testi, dışkıda gözde gözükmeyen mikroskopik düzeyde kan var mı yok, ona bakılması. Bir de endoskopi dediğimiz yöntemlerle bakılmasında fayda var. Ve gerçekten hayat kurtarıyor erken teşhisiyle. Çünkü onu alıyorsunuz, orada bir şey var, polip var, çıkartıyorsunuz, kanserden kurtarıyorsunuz. Veya erken yakalanırsa bağırsağın dışına çıkmadan tek başına ameliyatla iş halloluyor. Prostat kanserinde 50 yaşından sonra gene muayene ve işte PSA test dediğimiz test. Hanımlarda meme kanseri 20'li yaşlardan sonra ayda bir kez kendini meme muayenesi yapacak, kendi memesini muayene edecek. 40'lı yaşlardan sonra da yılda bir kez mamografisini yaptıracak. Ne kaldı geriye? Serviks kanseri, rahim kanseri, ağzı kanseri kaldı. Artık serviks kanserini de biliyor izleyicilerimiz. Bu da cinsellik başladıktan sonra PAP testi veya smear testi dediğimiz hiç böyle acıtmayan, ağrıtmayan, pahalı olmayan bir test. Şimdi onun laboratuvarda daha ileri testleri de artık kullanılmaya başlıyor yavaş yavaş. Hı hı. Ve bu testleri yaptıran ülkelerle yaptırmayan ülkeler kıyaslandığı zaman bu testleri yaptıran ülkelerin insanların o kanserlerden ölümlerinin azaldığı belirgin şekilde bilimsel çalışmalarla gösterilmiş. O nedenle herkese diyoruz taramalarınızı yaptırın kardeşim. Şimdi son 4,5 dakika içindeyiz. Biraz çocuk kanserlerine de değinmek istiyorum. Çocuklarda en çok hangi kanserlere rastlanıyor ve çocuklarda aileler bir kanser varsa bunu nasıl anlayabilirler? Erişkin kanserlerinde söylediğimiz tavsiyelerin benzerleri. Çocukta hani çocuk her şeyden ateşlenir ama ateş düzelmiyor, bir sebep bulunamıyor. Gözüken bir sebep yok, bakmak lazım. Vücutta morluklar, açıklanamayan kanamalar, vücutta şişlikler, bunlar belli kanserler. Ama zaten çocukların aşısıydı, büyümesiydi, beslenmesiydi, zaten yıllık periyodik kontrolleri gerekiyor. Bunları da yaptırırlarsa erken teşhis açısından bir tek belki şeyi söylemek lazım, az söylenen. Beyin tümörleri ikinci sırada görülen tümör. Bunlar böyle uzun sebat eden sabah kusmaları, gözlerde açıklanamayan kaymalar, bu doğumsal kaymalar değil de kaymalar, havale, denge bozukluğu gibi, kişilik değişikliği gibi şeyler olursa beyin tümörleri. Niye? Çünkü birinci sorunuza dönüyorum. En sık görülen kanserlere baktığımız zaman çocuklarda bir, lösemi, iki, beyin tümörleri, üç, bezel kanserleri olmak üzere gidiyor. Çocuk kanserleri erişkin kanserleri kadar sık değil. Dünyada her yıl 12 milyon erişkin kanser oluyor ama sadece 180 bin çocuk kanser oluyor. Ama daha az görülse de önemsiyoruz. Niye? Bir, çocuklarımız. Duygusal tarafı var. İki, çocuk kanserlerinde 1960'lı yıllarda %10'u 20'si iyileşirken bugün artık %80'i iyileşiyor. Kanserli her çocuktan, 10 çocuktan 8'ini kurtarmak elbette doğru zamanda, doğru yerde, doğru tedavi olmak koşuluyla mümkün. Uluslararası Kanser Savaş Örgütü'nün de gelecek dönem başkanlığını yapacaksınız. Bu uluslararası bir görev, yani Türkiye açısından da son derece önemli. Şunu rica edeceğim sizden. Türkiye'nin kanserle savaş politikalarıyla gelişmiş batılı ülkelerin kanserle savaş politikaları arasında bir fark var mı? Bizim Türkiye'de neler yapılması gerekiyor bu konuda? Son 2,5 dakika sözü size veriyorum. Türkiye'de kanser alanında bir potansiyel var.
Kanser kongreleri yapıyoruz. Hı hı. 1500 kişi katılıyor. Kanser kongreleri yapıyoruz. 1000 tane bildiri sunuluyor. Türkiye'de potansiyel var. Devlet de sağlık alanında önemli yatırımlar yapıyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti önemli adımlar attı. 2008'de bir kanser kontrol planı yaptı. Hı hı. 2008'de tütünle ilgili bir şey başlattı. Şimdi obezite diyor, tuz diyor. Hı hı. Kanser taramaları diyor. Fakat taramalara baktığınız zaman aslında devlet çabalıyor yapalım diye ama bu taramaların daha yüksek oranda kullanılıyor olması lazım. O alanın iyileştirilmesi lazım. Tütün hani etkin mücadele ediyoruz hem sivil örgütler hem devlet ama insanlar bunu öğrendiler. Artık tütün kanseri yapar diyorlar ama hı hı. bu bırakma hızının falan da hızlanmasını bekliyoruz. Psikososyal onkoloji dediğimiz son dönem hasta veya tanı teşhis aşamasında hı hı. psikolojik destek konularının biraz iyileştirilmesi gerekiyor. Hı hı. Hizmete kanser tedavisi artık Türkiye'de yapılıyor. Ama hizmete erişim anlamında ve son dönem hastaların bakımı anlamında örneğin morfin tüketiminde Türkiye az kullanıyor ağrı tedavisi anlamında. Devlet ve sivil örgütler bunun farkında. Bunun değişmesi lazım. Hı hı. Yönümüzü doğru yöne döndük. Biraz gittik. Hı hı. Ama daha gidilecek yol var diyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Ankara'dan geldiniz. Medikal'de yayınımıza katıldınız. Bu güzel sağlık sohbeti için çok teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim efendim. Sevgili izleyiciler, Medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık bültenimiz var. Sağlık Bakanlığı'nın kanser haftası nedeniyle yayınladığı basın bildirisinde kötü beslenme, hareketsiz yaşam, tütün ve alkol kullanımı, güneş ışığının zararlı etkilerine maruz kalma gibi çevresel etkenlerin kanser oluşumunun %90-95'inden sorumlu olduğu bildirildi. Bunlara dikkat edilmesi halinde kanserlerin 1/3'ünün önlenebileceği belirtildi. Yapılan açıklamada kısaca KETEM olarak bilinen kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde erken teşhis hayat kurtarır prensibiyle meme, kolorektal ve rahim kanserlerine karşı tarama hizmetlerinin ücretsiz olarak verildiği anımsatıldı. Açıklamada, ülkemizde meme kanserinin daha erken yaşlarda görülmesi nedeniyle tarama yaşı 40'a indirildi. Rahim ağzı kanserlerinin erken teşhisi için 30-65 yaşlardaki kişilere yapılan SMEAR programına HPV testleri de eklendi. Ayrıca bağırsak kanserlerine yönelik olarak ülke genelinde 50-70 yaş arasındaki herkese dışkıda gizli kan testi taraması yapılacaktır denildi.